Aslında bu biraz benim ilgi alanlarımla da alakalı. Önce böyle ben biraz merak ediyorum her şeyi, bir inceliyorum, bakıyorum. Yani genel olarak da her şeye bir bakarım açıkçası. Böyle NFT'yi duymaya başladık ama NFT'yi duyduğumuz alan işte Twitter ilk tweetini satmış, ilk kahkahasını satmış, üçüncü gözünü satmış falan gibi şeylerdi. O yüzden çok ilgilenmedim açıkçası. Sonrasında Tarık Tolunay, işte Refik Anadol falan işin içine girince merak ettim. Allah Allah dedim, nedir bu? Devrim Hoca'yı, Devrim Danyal. Devrim Danyal'ı aradım. Devrim Hocam dedim, bana bir anlat. Nedir bu NFT? Ne oluyor yani? Ne yapılıyor? Tabii Devrim Hoca Cem Azuel evvelinden başladı. Blockchain dünyası, şu bu falan filan. Ben çok anlamadım, ona da söyledim zaten. Ya dedim, ben anlamadım ya falan. Neyse, sonra gittim benim çocuğa sordum. Çocuk, bizim ev böyle ergenler, gençler falan çok fazla. Dedim ki ne oluyor bu NFT'de falan. Necat yine daha anlaşılır bir şekilde anlattıktan sonra tekrar Devrim Hoca'yla artık süreci başlattık diyebilirim. Proje şöyle oldu. Eski şeyler vardır ya, fotoromanlar. Eski fotoromanların yeni hali nasıl olur diye düşündük. Aslında oradan yola çıktı. Bir de ben mikrofon takmayı hiç sevmiyorum şeyde, dizide. Ve hala o teknolojiyi bulamadılar. Yani gerçekten inanamıyorum. O koskoca şeyi takarsın, o her yerde görünür. Ben izlerken de görüyorum o mikrofonu falan. Mikrofonsuz ne yapabiliriz? Mikrofonsuz dizi nasıl çekeriz falan diye düşündük. Eskiden dublaj vardı, şöyle vardı, bu vardı falan filan. Ben bir de fotoğrafa ilgim var ama çekmek açısından değil. Yani bütün sanat dallarına ilgim var açıkçası. Yani opera da izlerim ama opera söylemem. Bilmem ne de izlerim ama yapmam falan filan. Heykel mesela çok severim ama yapamam yani. Neyse, böyle fotoğraf, foto manipülasyon falan çok seviyorum yani. Fotoğraftaki o manipülasyon şeyini. Ya dedim ki, o zaman biz madem fotoğraf çekeceğiz, artık çıktı fotoğraf şeyi. Ama dedim, bu eskisi gibi şey olmayacak herhalde. Fotoromanda sadece hikaye anlatılırdı ya, insanlar durur öyle. O zaman artık teknoloji gelişti, biz bunda istediğimiz şeyi yapabiliriz yani. Sonra fotoğrafçı aramaya başladık. Harika iki fotoğrafçı arkadaşımız oldu diyebilirim, Merve ve Doruk. Sağ olsunlar. İşte Merve manipülasyonları yapıyor ve içindeki, evet, manipülasyonları yapıyor. Photoshop ve fotoğraf çekmeyi de Doruk yapıyor. İşte afişi de Merve yaptı zaten. Yani o yüzden adını Diji Roman koyduk. İşte senaryosunu ben yazdım. Şimdi zaten çok karışık bir şey olacağı için, bunu da sadece ben bildiğim için zaten anlatamıyordum başta. Kimseye anlatamıyordum ve anlamıyorlardı. Orada çok zorlandım açıkçası. Ya diyorum ki, ben biliyorum, tamam. Ya öyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Neyse, yavaş yavaş oluşmaya başladı. Üzerine dublaj yapıyoruz. Yani fotoğrafların üzerinde. Hem bir hikaye anlatıyor bu fotoğraflar. Ama tek tek de bayağı sanat değeri yüksek fotoğraflar yani. İşte Photoshop'uyla, manipülasyonuyla falan. Ve zaten şu da var bence. Video olmak zorunda değil ki. Yani zaten video fotoğraflardan oluşuyor. Beynin tamamlama şeyi var, özelliği var. Sen CNM yazıyorsun, bunun canım olduğu zaten biliniyor yani. O yüzden fotoğrafın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir filmi bana sorsan, oradaki fotoğraf aklımda kalıyor. Atıyorum Shining filminde Jack Nicholson'ın o şeyden baktığı fotoğraf benim aklımda kalıyor. Yani fotoğrafın videodan daha değerli olduğunu düşünüyorum ve daha imge ve simgeyi daha rahat anlatabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu şöyle bir şey. Çünkü neden o zaman bu hikayeyi seçtiğimi de anlatacağım. Bu hikayenin içinde aslında çok basit bir hikaye. Zaten çok karmaşık olduğu için hikayeyi çok basit tutmak zorundaydım. İşte bir orta sınıf var. Andropoz bir abimiz var. Tipik gidiyor, genç bir kıza aşık oluyor. Sonra olaylar gelişiyor falan filan. Orta sınıf, çok tipik bir orta sınıf. Andropozun aşık olması çok tipik bir
şey. Ama şimdi aşk olduğunda, kıskançlık olduğunda, o olduğunda, bu olduğunda bunu çok fazla imgeyle anlatabiliyorsun. Yani sen aşkı ne bileyim ben seni seviyorum diyerek de anlatabilirsin. Bulutların üzerinde yürüyerek de anlatabilirsin. Ne bileyim kalbini eline alıp da anlatabilirsin. Ya da kıskançlık, kıskançlığı da bin çeşit anlatabilirsin ve daha fotoğrafik olduğu için böyle bir hikaye. Böyle bir şey var. Şimdi tabii dijiroman dünyada ilk oluyor bu anlamda. Bu açıdan baktığımızda da çok önemli bir aslında şey yapıyor olacağız. Öncülük ediyor olacağız. Ve çok isterim Türkiye'den aynı şekilde benzer projeler de çıksın isterim. Çünkü bu yeni dünya düzeni dediğimiz ya da ne bileyim bu metaverse dünyaya yavaş yavaş girdiğimizde böyle daha basit, kompakt ama duyguyu çok iyi ifade eden kontentlerin daha da tutacağını düşünüyorum ben. Yani bu bir sanat eseri. Bir sanat eserini YouTube'a koysan ne olacak? Ne bileyim dijital kanallara koysan çok değerini bulmayacağını düşünüyorum. Bir sanat eseri için en uygun yerin NFT olduğunu düşündüm. O yüzden. Tabii bunda şöyle bir stratejimiz olacak tabii ki. Bazı bölümler için böyle bir hak verme durumumuz olacaktır. Bu da hem etkileşimi arttıracak hem daha da ilerlemesini sağlayacak. Tabii ki bunlara ben okeyim yani direkt. Sen başla ben geliyorum. Tamam. Şimdi bu şimdi bu dünyada olan ne varsa aynı şekilde yansıması olarak bu dijital dünyada paralel evren de diyebiliriz ama bilmiyorum bu dijital dünyada yani metaverse'te de olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu tarz içerikler çok daha oralarda da yer bulacaktır. Atıyorum. Şimdi artık hani bu metaverse dünyasında GTA oyunu içinde bile belki de bir tane sinema salonu olacak ve sinema salonu içine belki de bilet tabii alınacak ve oyunun içinde siz filmi izleyeceksiniz. Yani böyle bir yani dünyaya doğru gidiyoruz. Yani film bile olması teaser'ını. Yani bir şey yani. Kesin işte Louis Vuitton falan yapıyor ya böyle şeyler. Ya da Snoop Dogg parti veriyor. Aynen. Sen avatarınla birlikte katılabiliyorsun falan. Evet, Sandbox'ta falan. Böyle şeyler oluyor. Bu açıdan baktığımızda inanılmaz değerli buluyorum. Şimdi şöyle her bir oyunda atıyorum kendi içinde de bence bu metaverse içerisinde atıyorum ayrı birer gezegen haline geliyor olacak ve böyle bir yolculuk başlıyor olacak. Bir sanal bir dünya ama çok hızlı ve çok iyi gidiyor şu anda bence. Hepsi arkadaşlarımız onlarla böyle zaten bir, iyi bir ekibimiz var. Hem yurt dışında Amerika'da sanat eseri pazarlaması konusunda uzman bir ekibim de var. Onlarla da beraber çalışıyoruz. Bir yandan tabii ki hukuksal tarafları da hani tabii ki şey yapıyoruz. Güzel bir kalabalık bir ekiple bu işleri yapıyoruz. Dediğim gibi hepsi yerli. Şimdi NekoSarts nasıl böyle ortaya çıktı? Şimdi şöyle bir şey şunu söyleyebilirim açıkçası. Şimdi evet çok fazla sanatçı arkadaşlarım var ve onların çoğunun teknik bilgisi yok. Gerçekten bilmiyor yani. Doğru. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz, şunu ben anlatıyorum, bunu anlatıyorum. Metamask diyoruz, dijital cüzdan diyoruz, onu diyoruz, böyle giriliyor falan filan filan. Bir öncü şey gerekiyor yani bir onlara yardım eden bir oluşum gerekiyor. Yani ben şimdi burada ajans gibi de konumlandıramıyorum ama şey gibi de konumlandıramıyorum. Nasıl diyeyim, böyle bir oluşum diyebilirim ben buna. Ve sanatçı arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Devrim Hoca ile beraber de zaten partnerliğimiz var. Onunla beraber de zaten hani ilerliyoruz bu süreçte. Tamamen şey, işte nasıl pazarlamasını yapacaklarını anlatacağız. İşte ne bileyim, projelerini değerlendireceğiz. Nasıl, nerelerde, ne şekilde yer alabilirler vesaire tarzında. Birazcık daha böyle danışman gibi de, hani ajans gibi de gibi böyle bir yapı.